tecrübeli siyasetçileri de başvurmak gerekiyor elbette. Onların şimdi geçmişte o hani parlamenter sistem ki sıkıntılarıyla birlikte aynı zamanda yaşamış insanların bugünkü sisteme bakışları ve yaptıkları yorumlar önemli. Anlamaya çalışmak lazım. Ee, diyor ki 70 senelik siyasetçiyim böyle bir dönem görmedim 1951'den bu yana demekte. De ülkenin yaşadığı sıkıntılarla ilgili kim? Eski meclis başkanlarından Hüsamettin Cindoruk. Sayın Cindoruk'a bir kulak vereceğiz. Neden? Çünkü diyor ki Bakın diyor bu hükümet modeli böyle bir model yoktur. Bu hani kadınlar kullanır ya çakma çanta derler. Çakma bir modeldir demekte. Bir de Türkiye'nin artık yalnızlaştığını sadece NATO ile bir bağlantısının olduğunu Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği ile herhangi bir bağlantısının kalmadığı ve bunun da ülkenin yalnızlaşması anlamına geldiğini NATO üyeliğinin askeri bir önemi olduğunu bir nitelik bir kimlik vermediğini söylüyor. Bu yüzden diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti boşluğa düşmüştür. Ben 70 yıldır siyaset yapıyorum. 1951'den beri. Bu kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin zayıfladığını, boşa düştüğünü görmedim. Yılların siyasetçisi, eski meclis başkanı Hüsamettin Cindoruk, Türkiye'deki yönetim sistemini ve etkisini en kısa bu sözlerle özetledi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi diye bir yapının aslında anayasada olmadığını hatırlattı Cindoruk. Çakma ifadesiyle tanımladığı yönetim modelini. Anayasanın hangi maddesinde kabine var? Kabine dediğinizde Bakanlar kurulu. Hani başbakan? Bu da tamamen çakma bir hükümet. Böyle bir hükümet modeli yok. Kabine toplantısının içeriğine dair yorumu daha dikkat çekici. Bu adayasada olmayan bir kurumu başbakan, Cumhurbaşkanı topluyor. Ne yapıyorlar? Konuşuyorlar. Herhalde ortada şu var. Bir kahve içiyorlar. Biraz da bisküvi yiyorlar. Ne yapacaklar başka? İktidarın adına Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediği sistemin ülkeyi boşluğa düşürdüğünü anlattı Cindoruk. Bu bir hengamedir. Türkiye Cumhuriyeti bugün boşluğa düşmüştür. Cumhuriyet evet. yozlaşmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir uydurma sistem söylüyorlar. Yani. Evet. Böyle bir sistem yok. Siyaset bir bilime dayanır. O nedir? Anayasa hukuku ve siyaset bilimi. Evet. Siyaset bilimi içinde bugünkü bizim başkanlık sistemi sadece Habeşistan'da var. Muhalif.com.tr sitesine röportaj veren Cindor'a göre sistem Türkiye'yi yalnızlığa itti. Bağlantısız bir ülke haline getirdi. Yapa yalnız kaldı. Avrupa Birliği ile aramız kötü. Avrupa Konseyi ile kötü. Amerika'nın kurduğu demokrasi platformu da yoksunuz. Siz nesiniz? Sizin bağlantınız neyle? Kiminle? Bir tek NATO ile. O askeri mesele. Askeri pakta ağla olmak devlete kimlik kazandırmıyor ki nitelik kazandırıyor. Özetle şunu söylerim: Cumhuriyet niteliğini evine kaybetmiştir. Acı bir tespit. Hüsamettin Cindoruk pek de parlak olmayan bir durum değerlendirmesi yaptı ama gelecek için de ümitsiz değil. Ağlayacağız mı? Hayır, şefzilerin de sayesinde, muhalifin de sayesinde uğraşacağız, dinleyeceğiz, fikirlerimizi söyleyeceğiz. Bizim gibi tecrübeliler de konuşacak, herkes konuşacak. Ve parlamenter rejimi tekrar, daha doğrusu parlamento egemenliğine dayalı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yeniden ayağa kaldıracağız. Hep bu parlamenter sistem içerisinde...